Evet. E, önceki dersimizde biraz vakit oldu tabii. E, pointerlarla ve dizilerle uğraşıyorduk. E, bu hafta o konudan devam edeceğiz. E, doğrudan dersimize geçelim. Bir 3'e e üçlük matris tanımlamamız isteniyor. Ve bununla alakalı bir takım e, görevlerde görevler de verilmiş durumda. Bunlardan birincisi işte konsoldan e, her bir elemanın girilmesi, ee, bir fonksiyon kullanarak e, işte bir e, satırın veya daha sonrasında bir sütunun ekrana yazdırılması istenmiş. Onun ee, haricinde bir de e, işte trace'ini hesapladığımız veya daha da önemlisi transpose'unu hesapladığımız bir takım e, alıştırmalarımız var öncelikle. Şimdi hemen buradan. şeyimizi oluşturalım. Dosyamızı oluşturalım. Panelimizi dahil edelim. Main fonksiyonumuzu da Yazmış olalım. Compile dediğimizde derliyoruz ve Q1 dediğimizde de çalıştırılmış oluyoruz. Şimdi e, ilk görevimiz konsoldan e, her bir şeyin girilmesi, elemanın girilmesi. E, önce onunla başlayalım. Şimdi önce eklematisi nasıl tanımlayacağımız konusu var tabii ki. E, bunu yapmanın birkaç yolu var. Sannediyorum. Ee, öncelikle ee, nas iki boyutlu bir vektör olduğu için biz de örneğin vektörleri tanımlarken ne demiştik? İşte bir isim veriyoruz köşeli parantez kullanıyoruz ve içinde de uzunluğunu belirtiyoruz demiştik. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman aslında tek boyutlu bir dizi oluşturmuş oluyoruz ve 4 elemanlı şu şekilde 4 özdeş elemandan oluşan, bir adres bölgesinde tanımlıyoruz ve bu adres bölgesinde ...vek sıfırdan yani işte buradan itibaren ilk adresten itibaren kullanıyor, kullanabiliyorduk. Daha sonrasında ...boyutunda işte dört olduğunu bildiğimiz zaman üç tane offsetle istediğimiz elemana ulaşabiliyorduk. Şimdi konu matris olduğu için matriste bunu nasıl yapacağız sorusu var. Matriste de bunu şöyle yapabiliriz. Aynı mantığı devam ettirebiliriz belki. Mesela köşeli parantez 4 eğer bir boyutluysa, biraz matematiksel yaklaşırsak bu duruma aslında iki tane köşeli parantez kullanarak bir vektörden ziyade bir matris tanımlamaya geçebiliriz. Evet. <laughs> Peki biz bu matrisi nasıl kullanabiliriz? Çünkü dikkat edersek biraz matematiksel yaklaşıyoruz, biraz notasyonumuz matematiksel. Dolayısıyla aslında vektörlerde olduğu gibi biraz daha bizim kullanımımıza uygun gözükebilir. Adresler konusunda veya pointerlar konusunda kafa karıştırıcı olacağını şimdiden söyleyeyim. Ama onun haricinde daha öncesinde nasıl kullanıyorsanız iki tane köşeli parantez bu defa kullanarak ve offsetleri belirleyerek aslında e, elemanlara ulaşmış olacağız. Dolayısıyla aslında şöyle başlayabiliriz. Diyebiliriz ki örneğin printf biz tabii 3'e 3 yapacaktık hemen. 3'e 3 yapalım. Printf. Ekrana bir şey gösterelim. Diyelim yine satıra da geçelim. Bir mesajımızı gösterdik. Daha sonrasında takdir edersiniz ki iki boyutlu bir veri varsa elimizde. Ve bunu kullanıcıdan girdi alarak dolduracaksak bu veriyi. O zaman for döngüsü kullanabiliriz. For döngüsü bunun için uygun. int i eşittir sıfırdan. E, hatırlarsanız c'de offsetler ve adresler üzerinden tanımladığımız için bunu e, yapacağımız şey sıfırla başlamak. Çünkü sıfırıncı e, eleman aslında bizim ana adresimiz oluyor. Ona 3 ekleyerek, 3 üç, e, üç kere ekleme yaparak işte artı bir, artı iki, artı üç yaparak e, daha doğrusu bu durumda iki kere ekleme yaparak 0, 1, 2 yaparak biz indislere ulaşacağız. Dolayısıyla maksimum indisin alacağı değer 2 olacaktır. Ee, belki boyutla aynı kalmak istiyorsak eğer... ...işte n'e n ise e, mesela 3'e 3 ise... E, ...burada yine n'i kullanıp küçüktür işaretini kullanmamız önemli. Ee, ya da eşittir 2 de diyebiliriz. Ama küçüktür 3 dersek buradaki n ifadesini... ...burada da kullanmış oluruz ve alışkanlık e, olarak... ...daha doğru gözükür gözümüze. Çünkü e, 3 elemanlı bir matris neden biz burada 2 kullanıyoruz diyebilirsiniz doğal olarak. Ee, ama bu şekilde yazdığımız zaman en azından bu biraz göz ardı ediliyor. Çünkü doğrudan gözümüze 3 çarpıyor burada. Bu şekilde ee, iki boyutlu olduğu için yapacağım şey şu. Ee, isterseniz i̇sterseniz de belirtelim. Hangi elemanı girdiğimizde belirtelim. Yüzde D'ye, yüzde D diyelim. 2 nokta üst üste yüzde F olarak girilsin. Double tanımlasaydık ona göre yapardık. Float tanımlayabiliriz bizim için önemli olan yapının kendisini öğrenmek, veri hassas, hassas veri almak çok da şu an için önemli değil. Tabii ben burada yüzde F dedim ama aslında yüzde <laughs> %d yüzde değil. Printf yapacağız. Scanf ile yüzde ihtiyaç duyacağız. I virgül j yani iinci satır jinci sütuna karşılık geliyor aslında bu. Scanf ile de veri okuyacağız. Burada yüzde F gelecek o yüzden. E, bu veriyi de matris ince eleman j'nci eleman. Şimdi bu elemana ulaştıktan sonra bu artık tek başına float bir değişken, float tipin, e, veri tipinde bir e, değer olmuş oluyor. E, scanf'de hatırlarsanız biz int işaretiyle adresi çeviriyorduk. Dolayısıyla aslında e, burada matematiksel notasyonu kullanıp e, elemana ulaşıp o elemanın adresi deyip bu şekilde bu adresi e, ...Skanef ile okuma yapabiliyoruz. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Mats tanımladık. E, bir Mats gir, girileceğine... ...işte şöyle de diyebiliriz. Bir Mats sokunacağını burada söyledik. Sonra bir i, bir de J... ...satır ve sütunda dolaşan birer indis e, tanımladık. İşte birincisi satır olsun, ikincisi sütun olsun. E, dolayısıyla 0, 1, 2 e, değerlerini alacaktır i. G de 0 1 2 değerlerini alacaktır. Fakat öncelik i de olduğu için önce i 0 olacak, sonra j 0 1 2 değerlerini alacak. Yani biz aslında 0, 0, 0,0, 1 ve 0, 2 değerlerini göreceğiz. Sonra bu 1 için tekrar edecek. Bu şekilde. Sonra bu 1 de 2 için tekrar edecek. Bu şekilde. Dolayısıyla bizim tek tek dolaşacağımız Elemanlar bunlar olmuş olacak. Tabi bu sırada ulaşmak zorunda değiliz. Ama e, satır sütun işlemleri şeklinde düşündüğümüz için bu şekilde kodlamış olduk. E, <laughs> hemen compile edelim. 3'e 3'lük matrisin 0'a 0 offsetindeki yani sol üst köşesindeki değeri bizden istiyor. Sonra sıfıra bir, sıfırıncı satır, birinci sütun. Şimdi dikkat ederseniz ben bunu açık, açıkçası çok beğenmedim. Bunu düzeltebiliriz. Birinci eleman, birinci işte e, sütun şeklinde en azından söylemesi belki daha okunaklı olacaktır. Birinci satır, birinci sütun şeklinde söylemesi. Dolayısıyla bire bir, sol üstteki eleman bir olsun. Birinci satır, ikinci sütun iki, üçüncü sütun üç, işte 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediğinizde bu şekilde veriyi biz aslında ne yapmış olduk? Okumuş olduk. Şimdi tabii bunu bu şekilde yapmak da yetmez. Bunu bir de ekrana yazdıralım. Böylelikle bu matiz içerik olarak neyi tutmuş ona bakalım. E, tabii bu kısımda bir şeye ihtiyacımız yok. Belki evet, şurada bir printf deyip bir boşluk koyabiliriz. Yeni satır. <laughs> e, buradaki for döngülerini tabii ki değiştirmemize gerek yok. E, çünkü hep i'inci satır, j'inci sütun matematiksel olarak e, elemanlara ulaşacağız. Dolayısıyla burada da aynı şekilde bunu kullanabiliriz. E, Tabii şimdi düşündüğümüzde aslında biraz daha profesyonel bir notasyona gidilebilir belki. O yüzden şu kısmını hiç kullanmayacağım. Biraz daha Matis gibi ekrana yazdıralım. E, printf olduğu için şuna ihtiyacımız yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir boşluk bıraksak iyi olur. E, daha sonra bir de dikkat ederseniz iinci satır diyoruz. Satırın Sütun elemanlarını tek tek çık, e, çıktı alıyoruz, printf'liyoruz. Daha sonrasında satırı bitirmemiz gerekecek. Yani şu noktada yeni satırı eklersek eğer e, o zaman işte e, birçok matris kullanan program gibi e, matris göstermiş olabileceğiz. Örneğin işte matlab vesaire kullandıysanız eğer oradaki çıktığı burada da görebileceğiz. Hızlıca girelim değerlere. şu şekilde bakın ne yapmış olduk e, matris şekline çıktı almış olduk böylelikle aslında 1 2 3 ilk satır 4 5 6 ikinci satır 7 8 9 üçüncü satır olmuş oldu e, bu tamamen j'ye bağlı e, pardon i'ye bağlı hangi satır olması yani i'nin aldığı değerlerle biz aslında girmiştik bunları bakın birinci satır 1 2 3 dolayısıyla satırda bu değerler 1 2 3 şeklinde duruyor dolayısıyla en basit anlamda bir maddesi tanımlamak için yapacağımız şey eğer matematiksel notasyonu kullanacaksak iki tane köşeli parantezle boyutları belirlemek. Buradan e, 3'e 1, işte 20'ye 5 gibi değişik matrisler de tanımlanabilir. Yapacağınız tek şey sadece bu satırsa eğer o zaman burası satırın boyutu olmalı. Bu bu sütunsa eğer burası sütunun boyutu olmalı. Okurken de yazarken de bunları aynı tutmanız gerekir. Şimdi diyelim ki bunun üzerine aslında şu an konsoldan okuyoruz. Ee, peki sadece bir satır yazdırmak istesek, o zaman nasıl bir şey yaparız? Şimdi tabii buna geçiş yaparken aslında e, kodumuzu da biraz daha modülerleştirelim. Dilerseniz e, şuraya gelip, işte void matris e, ne diyelim? read diyelim mesela bir fonksiyon yazalım burada matrisi okusun. Ee, dolayısıyla yapacağımız şey şu kısmı aslında şöyle print f e ihtiyacımız yok. Şu kısmı buraya kaydırmak olacak yani bir fonksiyon yazalım artık burada matris okumak için bu fonksiyonu kullanabilelim istiyoruz aslında. Ee, bunun için de yapacağım tek şey e, şuradaki tanımı Float Matris 3'e 3'lük tanımı kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Dikkat ederseniz Float Matris'in üstünde bekleyince 3'e 3 diyor. Bu şekilde ne yapmış oldum? Ee, aslında giriş parametresini 3'e 3 bir matris olacağını söylemiş oldum. Ve burada değerini değiştirmiş olacağım. Burada adrese yazmış olacağım. Ee, benzer bir şekilde şunu da alalım. Bu da yine aynı notasyonla void matris e, ne diyelim print diyelim bu şekilde bu defa yine aynı şekilde float matris gelecek fonksiyonu parametre olarak daha sonrasında daha sonrasında e, biz de ekrana yazdıracağız bu şekilde. Evet. Peki nasıl çağıracağız? Bunları bu şekilde tanımladık. Yapacağımız şey matris read deyip doğrudan matrisi göndermek. Aynı şekilde print deyip yine matrisi göndermek. daha önce de bahsetmiştim. Böyle şu şekilde işte 0'a 0'ın ilk adresini göndermek de bir opsiyondur. Bu şekilde ya da hiç bunlara bulaşmayıp Doğrudan matrisi gönderiyorum şeklinde kullanmak da e, mümkün. Dilerseniz önce bir derleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyelim ve gördüğünüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlar olması gerektiği yerde. Burada aslında dolaylı yoldan pointer kullanıyoruz biz. <laughs> Bu tanımlama yine de bir pointer tanımlamasında dönüşmüş oluyor. Burada da pointer girmiş oluyoruz aslında. Ama bunlar arka planda oluyor. Dolayısıyla bu şeklindeki kullanım temiz kullanım. Ee, bana sorarsanız özellikle köşeli parantezlerle bu şekilde çok boyutlu diziler kullanacaksanız C'de e, yapılması gereken izlenilmesi gereken yoldur diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bunun bir farklı versiyonunu da göstereceğim size. Ama şu an için e, bu şekilde devam edelim. Yani yapabildiğiniz şey aslında basit anlamda ben çok boyutlu dizi kullanacağım, matris kullanacağım deyip bu şekilde bir tanımlama yapıp e, bu tanımlamayı e, sürekli kullanıp e, argümanlarda e, burada da doğrudan matrisin kendisini vermeniz e, bence bunu e, okunaklı ve kullanışlı yapan e, özellik. Şimdi dilersek aslında <laughs> bir başka print fonksiyonu olacak yine matris diyelim, print diyelim ama bu defa işte satır ya da birazdan sütun versiyonunda yapacağız. Sütun bunları nasıl print ederiz. Şimdi tabii e, ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi bir kere şu matrisi alacağız. Bu bir kere tamam. Bir de hangi satırı aslında yazdırmak istediğimizi göstermemiz gerekiyor. Yani burada rovuncu satır olacak. Şimdi e, satır da basıyor olsak. Bizim durumumuzda 3-3 ama benim yazdığım kodlar daha çok genelleştirilebilir oluyor. NN'likte de, de çalışabilir oluyor. Dolayısıyla aslında bu bir tane for'a ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Bir for döngüsüne ihtiyaç olacak. Neden? Çünkü NN boyutta bir satır aslında en adet elemanlı bir şey olacaktır. Birinci sütundan eninci sütuna kadar o satırdaki değerleri yazmamız gerekecek. Yani burada bunun üzerinden konuş, konuşacak olursak ikinci satır yazdıralım dediğimizde bakın üç tane elemanı yan yana yazdırmaktan ibaret. Dolayısıyla biz yine bir for döngüsü kullanmış olacağız. E şimdi burada aslında iki tane iç içe for da dikkat ederek e, şunu yapabiliriz. Biz e, önce satırı kullandık i'inci satır sonra j'inci sütun gelmiş oldu ve sütunları tek tek o satırda yazdıracağız. Bu da şu anlama geliyor j sütuna karşılık geliyor. Ben buradan gelip şu şekilde şunu alıp şuraya öncelikle bir yapıştırabilirim. Bu şekilde. Ve bu zaten 3. Bunda bir sıkıntımız yok. <laughs> Yine bu şekilde boşluklu yazsın. isterseniz bunu birleştirin. isterseniz birleştirmeyin. Çok önemli değil. Ee, tek problem inci satır değil de işte rowuncu satırı yazdıracak olması. Şimdi aslında bu şekilde bunu kullanabiliriz. Bu noktada tamamız. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Eğer row işte büyük eşit ya da küçüktür 3 ise bu çalışsın. Haricinde işte bir hata mesajı göstersin de diyebiliriz. Şu an aklıma gelen bir şey bu. Şu şekilde bunu bir tık içeri alalım. Gelen sayı row, ulaşmaya çalıştığımız row 0, 1, 2 ise Burada şu da yapılabilir tabii. And row büyük eşit sıfır ise bu şekilde değilse bir hata mesajı gösterilsin de diyebiliriz. Şu şekilde sınırları açtığımızda söyleyebiliriz. Dilersek bunu da hemen kullanalım. Artık print etmeyelim de. Print row diyelim. Matrisin işte sıfırıncı. tabii burada şöyle bir karar almak lazım. Bu tamamen kullanıcıya bağlı. Şimdi eğer row derken e, matematiksel olarak yaklaşacaksak benim burada sıfırı girmemem. Aslında 1 ile 3 arasında eşittir koymam Hı. gerekir. E, ya da met, e, daha doğrusu C haliyle, memory haliyle düşüneceksem sıfırdan e, başlamalıyım. Bunun kararını size bırakıyorum. Belki eksi 1 koyup düzeltebiliriz bunu. Belki sıfır olarak bırakabiliriz. Tamamen bizim seçimimize kalmış. Şu şekilde girelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 en üst satırı yazmış oldu. Bir de en alt satırı yazdığı haline bakalım. 7, 8, 9 en alt satırı yazmış oldu. Şimdi bu fonksiyonu bariz bir şekilde kopyalayıp şu şekilde e, bunu da şu şekilde sütuna çevirebilirsiniz. İsimlendirmeleri daha mantıklı yapabilirsiniz. E, bu şekilde burayı da sütuna çevirmiş olacağız. Şimdi aynı kontrolü bunun içinde yapabiliriz. Daha sonra burayı artık i'ye e çevireceğiz. Ve bu defa yazdırdıklarımızı alt alta yazdıracağız. Burası i. E. Buraya kol gelecek. Şu şekilde. Onun haricinde out of bounds diyecek. Bu defa alt alta yazdırıyoruz. Belki şuna artık ihtiyaç kalmayacaktır. E, yaptığım şey aslında eğer bu şekilde zorluk çekiyorsanız e, şu kullandığınız ilk yazdığınız for'u bir defa bir yazın. Daha sonra bunu kopyalayıp ee, bunun sütun olduğunu hatırlarsanız e, sütun ihtiyacı varsa yazdıracağınız şeyde satır silersiniz. Satır ihtiyacı varsa sütunu silersiniz. Ona göre kodunuzu adapte edersiniz. Ee, ben burada i'inci e, satır, iğinci sütun olarak genellikle bunu kullanıyorum. Ve o yüzden ismini de değiştirdim. Burayı mesela sürekli i kullansanız da olur. Yani burada da i kullanılabilir. Ama genellikle şuraya j, buraya i denk gelecek şekilde ben e, kodu e, yapısal olarak koruyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman yine aynı dediğim gibi sıfırıncı veya üç, ikinci sütuna ulaşabiliriz. Bunun için de satırları yazdıracağız. Satırlar alt alta olacaktır, eleman olarak. Ve şuraya i ile burayı da işte hangi sütunsa orayla ulaşıyoruz. E, mantıken kodunuzu şöyle de düzeltebilirsiniz artık satır satır yazıyoruz. Dolayısıyla şu print kodunu print row'u kullanacak şekilde bir for döngüsünü alıp o şekilde de kurabilirsiniz mantığı. Ama ben genel anlamda bunu anlattığım için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hemen aynı şeyi deneyelim. Şu şekilde. <laughs> Yine yanlış yaptık. Bakalım hemen. Ee, ismini yanlış yazmışız. Bu Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 369 son sütun olacaktı. Dolayısıyla son sütunda yazdırmış olduk. Başka ne vardı? Ee, Trace'i hesaplayın. Aslında buraya determinant vesaire de koyulabilir. Ama e, determinant koyulması e, burada bizim dizi anlatmamız anlamına gelmiyor. O yüzden ben çok basit anlamda matris ise madem e, trace'ini de hesaplayabiliriz diyebileceğimiz bir e, şey kullanmak istedim. Örnek kullanmak istedim. Yoksa burada determinant hesaplarına, işte matrisin tersi hesaplarına girilebilir. Ama bu e, matris anlatmaktan çok ya da e, C'deki veri yapısını anlatmaktan çok e, başka bir konuya dönüşecek. O yüzden e, o kısmı dahil etmedim. <laughs> Şimdi trace'ini hesaplayacaksak Sadece matrise ihtiyacımız var ve bu de aslında, şu renkleri silelim. E, trace hatırlarsanız köşegen üstündekilerin toplamıdır. E, dolayısıyla bizim köşegene ulaşmamız lazım sürekli. E, köşegen üzerindeki elemanlara ulaşmak için de yapabileceğimiz şey aslında oldukça basit. Bir kere IEG'ye bu şekilde ihtiyacımız yok bu noktada. E, çünkü dikkat ederseniz e, köşegende sürekli hangi satırdaysanız aynı zamanda o sütundasınızdır. Yani... Birinci satırdaysanız aynı zamanda birinci sütuna giderseniz köşegen üstündesiniz. İkinci satır için ikinci sütuna, üçüncü satır için üçüncü sütuna gitmeniz gerekir. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında e, yapacağımız şey oldukça basit. Yapacağımız şey iğinci satıra gittiysek aynı zamanda iğinci sütuna da gitmek. Dolayısıyla köşegen aslında tek boyutlu hareketi temsil etmiş oluyor. E, biz de buradakileri toplayacağız. E, ve bu toplamı geri göndereceğiz şimdi tabii bunu bu şekilde forla yapıp şuraya hemen float olarak değiştirmek gerekir. Float sum deyip bir toplam oluşturup daha sonrasında da bu elemanları artı eşittir veya sum eşittir sum artı matris deyip bu şekilde toplayıp en sonunda da return edebiliriz. <laughs> bu şekilde. ya da zaten bildiğimiz için 0'a 0, 1'e 1, e 1 2'ye 2'leri alıp toplayıp bunların toplamını da geri döndür diyebiliriz. Aslında bu oldukça e, basit oldu gördüğünüz üzere hızlıca kullanalım bakalım sonucunu görelim şunu açalım aslında bir de. Şu şekilde matris şöyle bir şey yapabiliriz. şekilde. Dikkat ederseniz return eden şeyler de fonksiyonlarda. Örneğin burada return eden bir fonksiyonumuz var. İlla bir değişken tanımlayıp o değişken de return edilen değeri tutup sonra da bir printf'te o değişkeni tekrar kullanıp printf yapmak zorunda değiliz. Burada doğrudan aslında e, fonksiyonun çağrısını kullanıp fonksiyondan nasılsa bu geri dönecek. Bu geri dönen şeyi de doğrudan printf'e yönlendireyim deyip e, sonucu da doğrudan bakabilirsiniz. <laughs> 15'miş. 5, 9, 1. E, 9'da 1, 10 yapar. 5 daha eklediğiniz zaman 15 yapar. Zaten dediğim gibi oldukça basit bir işlem. Tabii şimdi bu köşegenden bahsetmişken şu, şu tarz şeyler de olabilir. Ben bir vektör olarak mesela şöyle bir şey gireyim. E, float, direct olsun. İşte mesela 3 elemanlı olsun ve bu elemanlar örneğin 1, 2, 3 olsun daha sonra da bir fonksiyon yazınız ki işte bu fonksiyon köşegene bu elemanları yerleştirsin. Yani matris olarak yazmak gerekirse 1, 0, 0 yapsın. Sonra 0, 2, 0 yapsın. Bir de 0, 0, 3 yapsın diyebilirsiniz. Bu tarz fonksiyonlar vardır. Veyahut da aynı şekilde ee, ben matrisi göndereyim, o bana vektör olarak köşegende ne varsa geri döndürsün diyebilirsiniz. O da bakacak, köşegen haricindeki elemanların sıfıra eşit olması koşuluyla e, sadece köşegendekileri bir vektöre doldurup geri döndürecek. Bu tarz zenginleştirmeler yapılabilir. Ama dediğim gibi e, bunun için çok fazla da zaman harcamaktansa bu kısımlar size kalıyor. Buradan siz gidip bu iki fonksiyonu mesela yazabilirsiniz. E, devam edelim. <laughs> Transpozu. Matrisin transpozuna gelelim. Trace'i de kullandık şu şekilde. Ee, şurada hazır şablonumuz vardı. Şuradan alalım. Ve transpoz. Şimdi zaten köşegen olduğu için biraz daha az sıkıntı çekeceğiz. Şimdi bu şekilde öncelikle bir matrisimiz var. Buraya kadar tamam. Biz önce bir e, matrisin şeyini alalım, transpozunu alalım. Ama burada bir de aslında matris transpoza ihtiyacımız olacak. Şu şekilde. Ve bunu şimdilik şöyle tanımlayayım. Diyelim ki aynı notasyonu burada tutuyoruz. Şu şekilde. Yani bir gelen matris var. İçeride bir takım işlemler yapılacak bu matrise. Sonra çünkü orijinalini bozmak istemiyoruz. Aslında bir kopyasında çalışmak istiyoruz. Sonra da bunun transpozesini bir yere hesaplayacağız. Ee, daha sonra da bunu aslında geri döndürmek istiyoruz. Şimdi e, transpoze işlemi aslında e, özellikle de mats notasyonunu kullanıyorsak, dediğim gibi alternatif bir versiyonunu göstereceğim çünkü e, bu şablonu daha iyi bir yerden alalım. Zannediyorum şurası daha uygun. Hemen şöyle gelelim, şöyle yapalım. Evet. Yani klasik bir şekilde i ve j kullanarak satır ve sütunlarda hareket ederken transpoze dediğimiz işlem aslında oldukça basittir. Birinci satır birinci sütundaki bir şey mesela yer değiştirmez. İşte ikinci satır ikinci sütun yer değiştirmez. Üçe üç yer değiştirmez. Yani anlayacağınız köşegendekiler yer değiştirmez. Köşegenin üstündekiler köşegenin altında ki yerlerini alırlar. Aynısı köşe altı içinde geçerlidir. Peki nedir tam olarak bu değişim? Aslında şu satır şu sütun dediğinizde artık o şu sütun şu satır haline gelecektir. Satırda sütun yer değiştirecektir transpoze işleminde. E, bu da şu anlama geliyor. Aslında i'inci satır j'inci sütun yani i'inci satır j'inci sütunda tuttuğunuz eleman her neyse bunu aslında gidip j'inci satır i'inci sütuna yazacak olmanızdır. Bunun haricinde bir değişik yapmanıza gerek yok. Ki zaten bunu doğrudan kullanma, kullanabilmemizin sebebi i, j'ye eşit olduğu durumda aslında hiçbir şey değişmemiş oluyor. Yani köşegende bu değişme aslında e, herhangi bir şeye sonuç e, oluşturmuyor. Herhangi bir değişim olmuyor. Köşegende i ile j eşit çünkü. Ama onun haricinde j ile i'yi yer değiştiremezsiniz biliriz. İşte burada matematiksel notasyon ciddi anlamda bize kolaylık sağlıyor. Ee, burada yapacağımız tek şey diğer tanımlayacağımız matris T transpoza yazarken matrisin e, transpozuna yazarken bunu <laughs> aynı satır sütuna değil de satır sütuna yer değiştirmiş şekilde yazacağız. Yapacağımız şey bu şekilde. Fakat şimdi şöyle bir problemimiz var. O da şu. E biz aslında örneğin şu şekilde bir matris daha tanımlayacağız. Matris transpoz olsun. Ve matris transpoz edeceğim. Ve yapmak istediğim şey şu. Aslında buraya matrisi göndermek istiyorum. Sadece matris de değil, matrisin transpozunu da göndermek istiyorum. Şu şekilde. Ve istiyorum ki sonuç matrisin transpozuna ma yazılmış olsun. Aslında istediğim şey bundan ibaret. <laughs> Peki. Şimdi ne yapmış olduk? Aslında tanımladık. Bir derleyelim. değerlerimizi girelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Print edildi. Tabi burada sonucu görmek için transpozesinde yazdıralım. Bu şekilde artık fonksiyonumuz olduğu için doğrudan bunu yapabiliyoruz. Belki şu araya bir ya da Print'in sonuna bir boşluk koyarsak çözülecektir. Böyle yapalım. Gördüğümüz üzere ne olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yatay bir şekildeyken bu bilgi transpozu alındığı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde dikey olarak okuyabiliyoruz ya da 1 2 3 aslında artık yataydan dikey'e dönüştü. 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9 olmuş oldu. Bu şekilde ne yapmış olduk? Aslında transpozesini hesaplamış olduk. Gördüğünüz üzere aslında oldukça basit oldu matematiksel notasyonu kullanarak. Yaptığımız tek şey bir ekstra köşeli parantez kullanıp içinde bir boyut belirtip bu şekilde çok boyutlu bir e, dizi tanımlamak oldu. Aslında çok da zor dediğim gibi olmadı. E, bu tabi birazcık e, şeyle alakalı, kullanımla alakalı. Burada yaptığımız şeyin aslında bir pointer üzerinden değerlendirmesini yaparsak aslında burada enteresan şöyle bir durum var. E, eğer siz gelip matrisi ee, bu şekilde değil de mesela tek tek eleman eleman yazdırsanız ne olur? Dilerseniz buna bakalım. Bunun için de kolay bir örnek oluşturalım. Şurayı kapatalım. Bu şekilde yazdırdık diyelim. Daha sonra bir for döngüsüyle kaç eleman var? Küçük eşittir. Aslında 3'e ee, 3, e 3, 9 eleman olması lazım. Şu şekilde yapmak istediğim şey printf diyeceğim yüzde ee, f bir tane de boşluk koyalım ve matrisin iinci elemanını yazdıralım bu şekilde. <laughs> En enteresan olan şey şu. Nedense belki bir çoğunuz şey beklemiş olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazacak işte. Beklemiş olabilir. Ama durum bu değil. Çünkü sizin aslında e, bunu kafa karıştırmadan nasıl söyleyeceğim onu merak ediyorum. Sizin aslında e, tanımladığınız şey burada bir pointer'a dönüştürülse veya böyle tek boyutlu yapılsa e ee, beklediğiniz gibi sürekli 9 elemandan 9 özdeş elemandan oluşan işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde e, memori de yer almıyor. Aslında siz 3 <laughs> tane pointer tanımlıyorsunuz. Hem de float üçlük 3 üç tane pointer. Yani bundan kastım şu, aslında siz adreste bir yerde 1, 2, 3'ü tutacak, tamamen başka bir yerde 4, 5, 6'yı tutacak ve yine başka bir yerde 7, 8, 9'u tutacak bir yapı tanımlıyorsunuz. Yani aslında siz satırı bir parça olarak alırsak, satırı tutacak bir vektör tanımlamış oluyorsunuz. İki köşeli parantez kullanarak. E, dolayısıyla e, endekslerken de adresten adrese sıçrıyoruz burada. Yani köşeli parantezin bir tane daha eklenmesi. Sonra da bizim bu köşeli parantez mesela matris e, işte sıfıra işte iki ya da bir iki e diyelim mesela dememiz aslında bir adres sıçraması yapıyor matris bir hatırlarsanız şöyle diyebiliyorduk. İşte matris 1'in gösterdiği değer aslında birebir matris 1'dir. E, Bu işlemi yapmış oluyorsunuz. Bir de bunun üstüne bunun üstüne dikkat ederseniz ne yapıyorsunuz? Bir de köşeli parantez 2 yapıyorsunuz. Yani buna da 2 ekleyip o adreste 2 ekleyip şöyle yapayım. Matris 1'in gösterdiği değere 2 ekleyip bir daha gösterdiği değer yapmış oluyorsunuz. Yani burada aslında köşeli parantez operatörünün ne yapmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla <laughs> e, pointerdan pointera sonra değer'e dönüşmüş oluyorsunuz bunu kullanarak. Bu da bize aslında sanki ortada bir nevi float pointer pointer bir veri varmış gibi e, olmuş oluyor. Şimdi siz bunu bir kere gösterdiği değer dediğinizde doğrudan değer atayamıyorsunuz. O yüzden de benim şurada yaptığım işlemde doğru bir sonuç elde etmiyoruz. Çünkü bir tane köşeli parantez kullanmak demek iki tane pointerken, pointer'ın pointer'ı iken pointer'dan adrese bir kere geçiş yapmış oldunuz. Dolayısıyla pointer'ın gösterdiği değer yaptınız ama hala kendisi bir pointer. Yani burada maalesef beklediğiniz o sıralı bilgi tutulmuyor. Dolayısıyla aslında satırlar veya sütunlar farklı bölgelerde yaşıyorlar adreste. Bu notasyon olarak güzel bir şey. Ama işte ileri seviye matris uygulamaları yazacak olsanız şahsımca bildiğim kadarıyla da kullanılan bir yöntem değil. Yani siz 1920'ye 1080 veya daha yüksekti işte 4096'ya bilmem kaç bir görüntüyü bir de işte saniyede 60 veya 120 FPS yani 4K 120 FPS işte bilmem kaç saniyelik bir videoyu bir hafızada da tutmak isterseniz bunu da C'de yapacak olduğunuzu varsayarsak yapacağınız şey muhtemelen şu değildir. Ee, gelip de buraya şunları sileyim. İşte <laughs> diyelim ki flow tutuyorsunuz. Hatta double tutalım. Double video işte 1920 sonra işte 1080 hatta bunu biraz daha abartıp işte 60-120 FPS diyelim. 120 FPS bir veri tutacağım ...demezsiniz muhtemelen. Çünkü bunu dediğiniz zaman... ...her bir... E, ...köşeli parantez için bir pointer eklemiş oluyorsunuz... ...ve elinizde 3 pointerlı bir... ...yapı olmuş oluyor. Şu şekilde. Ve bu yapı... ...adresin çok farklı yerlerine götürüyor bu işi. Çünkü sıralı bir... E, ...hafıza tutmuyorsunuz. Burada yaptığınız şey... ...bir pointer tanımlamak. Pointer'ın gösterdiği değer adreslerden bir tanesi. Yani dolayısıyla siz atıyorum... X adresinden Y'ye sıçrıyor. Oradan Z'ye sıçrıyorsunuz. Z'de gösterilen değeri dolduruyorsunuz. Sonra Y'de gösterilen değeri, sonra X'de gösterilen değeri dolduruyorsunuz gibi bir durum var. E bunlardan iki tanesi, üç tanesi pointer olduğu zaman siz çok dağınık bir hafıza kullanımına sebep olursunuz. Bu sebeple benim bildiğim kadarıyla görüntü işleme veya işte motion detection tarzı uygulamalarda matrisler kullanılırken bu tarz e, multi multidimensional çok boyutlu e, Mat sıpları kullanılmaz çünkü siz CPU'yu keşlerken e, belli bir bölgeyi keşlerseniz bu şekilde keşleme yapmanız çok çok daha zor. Bir takım yavaşlamalar, işte sıçramalar vesaireler olacaktır. Dolayısıyla e, bunu genel bilgi olarak söyledim. Dolayısıyla biz bunu nasıl düzeltiriz sorusu var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şunların hepsine. <laughs> E, tekrardan yapacağım. E, dolayısıyla şuradan başlayabiliriz. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi biz bunu şöyle düzeltiriz. Eğer biz matrisimizi, bakın şurada, matrisimizi böyle değil de, yani 3'e 3 olduğu zaman kaç elemanlı olur? 9 elemanlı olur. Bu şekilde değil de, tek bir 9 elemanlı bölge tahsis etsek matrisimize. Ne demek oluyor bu? İşte 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burayı tahsis etsek ve desek ki ilk üç eleman satır. Dolayısıyla satırlar yan yana. Mantis tutuyorum ama tek boyutta tutuyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8, 9 desem. Yapmam gereken tek şey bilgiyi koyduğum yeri kendim belirlemek, kendim o kısmı ayarlamak ama onu ayarlarsam performansın artacağını biliyorum. Çünkü sıralı adres kullanımı bu tarz yüksek performans isteyecek uygulamalarda işimize geliyor. Nasıl yaparız? İşte float matris 9 dediğimde bu noktada artık bana tek boyutlu bir şey gelecektir. Matris gelecektir şu şekilde. Bu tek boyutlu matrisi ister bu şekilde tanımlayın. Ee, isterseniz <laughs> buraya artık pointer'ı koyun. Çünkü 9 bu noktada da çok mantıklı bir bilgi değil. Total kapasite bu. Ama ben aslında iki boyutlu bir şeymiş gibi davranmak istiyorum. O yüzden bu noktadan sonra ben artık bunu pointer olarak kullanacağım. Yani boyutu görmek istemiyorum. Bir pointer boyutu kendim doğru ayarlayacağım. Bunu varsayıyorum. <laughs> Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi elimizde bir pointer var matris. Matris okuyacağız. Yine aynı mesajı göstereceğiz. Yine 3 satır, 3 sütun olarak düşüneceğiz. Yapmamız gereken tek şey buradaki adreslemeyi düzgün yapmak. Onun haricinde hiçbir problem olmayacak. Tek boyutlu olduğu için tek köşeli paranteze ihtiyacım var. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bahsettim aslında. Dedim ki ee, 1, 2, 3 ise mesela eğer 4, 5, 6, 7, 8, 9 ise tutacağım veri. Aslında iğinci ee, satır dediğim şey bakın İyinci satır dediğim şey. Aslında burada mesela iyi düşünelim. Sıfır olduğunda bana bu, bu satırı vermeli. Dolayısıyla ilk üç veriye ulaşmalıyım. Yani İ0'sa, i sıfırsa, i'yi koyalım şuraya. i sıfırsa 1, 2, 3 gelecek. Bu şekilde. Ee, peki, eğer i 1 ise hangi veri gelmesi lazım? 4, 5, 6 gelmesi lazım. Ve i eğer 2 ise de 7, 8, 9 verisi gelecek ki bunların da içerisinde şöyle bir durum var. Bu defa J'ye bakmam gerekecek. J eşittir 0 ise gelecek olan veri budur. J eğer eşittir 1 ise gelecek olan veri 2'dir. J eğer eşittir 2 ise gelecek veri 3'tür. Şimdi bu mantıkla dolayısıyla ne olmuş olacak? Hemen şurayı düzelteyim. i'nin 1 olduğu durumda 4, 5, 6 gelecekti. Dolayısıyla 4, 5, 6. Bir de i'nin 2 olma durumu var. O zaman 7, 8 ve 9 gelecek bilgi olarak. Şimdi aslında 0'a 0 dediğimizde ilk adresi kullanıyoruz. Doğrudan burası. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani 0'a 0 benim için aslında indeks 0 demektir. Bu tamam. Peki şöyle bir şey kullanalım. 2 e, neresi? Aslında indeksin 1 olduğu yer. Şuraya bakalım. Bu neresi? İndeksin 2 olduğu yer. Şu noktaya kadar bir sorun yok. i1 oldu. j 0'la başladı. Artık indeks kaç oldu? Artık indeks 3 oldu. Bakın. Burada indeks 4 oldu. Tamamen olanı yazıyorum. İndeks 5 oldu. Daha sonra. İndeks 6 oldu. İndeks 7 oldu. İndeks 8 oldu. Mantıklı çünkü 9 eleman 0'dan 8'e kadar gider. O zaman karşımda şöyle bir durum var. Ziler aslında kendi içinde bir offset. İ'ler de kendi içinde bir offset. İ hangi bloğa gitmem gerektiğini söylüyor. Aslında o iki köşeli parantez kullanımında iki boyutlu matris tanımına çok benzer bir durum var. Ee, ve ben buradan şunu görebiliyorum. Şimdi 0 -1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 sürekli buradaki artış. Dolayısıyla ben bir şekilde artışı yapacağım. Bu kesin. Yani J kadar ilerleyeceğim her defa aslında. J benim elemanlar arası dolaşmamı sağlıyor. Tek yapmam gereken i'yi kullanarak ben e, indeksin formülünü çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü indeksi kullanarak şu şekilde bakın e, yapacağım şey şu matris indeks diyeceğim ve konu kapanacak benim için. İndeksinci adrese gitmem yeterli. Ama bu indeks nasıl hesaplanır? İndeksin formülü nedir? Şu ana kadar indeksin eşittir artı j gibi bir şey olduğunu buldum. Ama ne artıcı? Şimdi i ile alakası var ama i aslında bakın dikkat ederseniz ilk elemanlara bakın. Yine sıfır olduğu duruma bakın. E, sıfırsa sıfır. i bir ise üç. İki ise altı. Yani üç katı. Yani üç i artı G yaparsam, üç çarpı i artı G yaparsam, öyle zannediyorum ki, İyileştiricileri yerine yazarsanız aynı şeyi elde edeceksiniz. Deneyelim. 3 çarpı 0 olduğu için komple 0. Artı j'yi j belirleyecek. J neyse o 0, 1, 2 şeklinde oldu. Sonra 3 çarpı i'den başlıyor. Yani 3'ten başlayacak. J 0, 1, 2 olduğu için 3, 4, 5 değerlerini aldı. Yine 3 çarpı 2, 6. J yine 0, 1, 2 olduğu için 6, 7, 8. Bu şekilde aslında biz neyi bulmuş olduk? şu operatörün i virgül j yapma işini veya şeklinde ulaşımını biz 3 çarpı i artı j'ye dönüştürmüş olduk. Şimdi şöyle enteresan gelebilir. Neden 3 çarpı i artı j? Şimdi matrislerden bahsedeceksek aslında burada durum şu. 3 bizim satırımızın genişliği. 3 eleman var satırda. O yüzden 3 katı. Eğer 5 eleman olsa 5 katı olacaktı. İşte 1900 ise 1900 çarpı i gibi bir durum olacaktı. Burada tabii i'nin j'nin kaçta başlayıp kaçta bittiği de önemli. Biz yine kare kodladığımız için en fazla 2 değerini alıyorlar. 0, 1, 2 içinde dolanıyorlar. Dolayısıyla bizim formülümüz bu oldu. Şimdi gelin 3 çarpı i artı j'yi kullanarak şurada 3 çarpı i artı j'yi kullanarak ne yapmış olalım? Değeri buraya okumuş olalım. Bakın tek boyuta çevirdik. Yaptığımız şey birebir aynı şeyi yapıyor önceki kodla. Sadece bizim bu örnek için değil de yüksek veriler için, yüksek alan kaplayacak veriler için CPU'nun daha rahat keşleyeceğini, dolayısıyla performansın artacağını varsayıyorum. Sadece bu. Çok önemli mi? Değil. Ama dizinin kullanımı veya dizinin değişik kullanımını göstermek amacıyla bence güzel bir örnek olur diye bunu dahil etmek istedim. Dolayısıyla bunu aynı şekilde burada da kullanabiliriz yapacağımız tek şey aynı şekilde bakın forları bozmuyorum hiçbir şey bozmuyorum sadece okurken ve yazarken veriyi 3 çarpı i artı j şeklinde bir e, formülle adresi kullanıyorum bu arada bu tabi satır ya da row major bir e, kullanım bunu column major bir kullanımda yapabilirsiniz eğer bunların ne olduğunu bilmiyorsanız çok önemli değil ama e, eğer biliyorsanız bu e, ek bilgiyi de vermiş olayım. <laughs> evet. E, dolayısıyla okuma ve yazma kısımlarını zannediyorum hallettik. Şunları bir yoruma alalım. Kullanmadan önce. Matsi tanımladık. şu 2 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedik. Ve yine mat şeklinde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak tutmuş olduk. Dediğim gibi yine aynı şey. Çok büyük bir değişiklik yok. Sadece performansın arttığı veya tek boyutlu dizi kullanarak çok boyutlu dizilerin kullanabildiğini göstermek amacıyla. Şimdi gelelim bunları da düzeltmeye. Örneğin row. Tabii row için işte bir şey geliyor. Bakın hep pointer gelecek buraya. Float pointer matris içinde boyut bilgisi yok. Ee, sizler bunu geliştirebilirsiniz. Ee, bir yere constant olarak tanımlayabilirsiniz. İşte int tanımlarsınız buraya mesela. 3 int e, f, m tanımlarsınız şu şekilde. 3 bu şekilde kullanırsınız. Veya bunun bir başka versiyonu define vardır. m 3 tanımlarsınız. Bunlar daha sonraki konular ama bu şekilde sabit tanımlamalar yapıp sadece pointer'ı oradan oraya göndererek bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şu bakın. Eğer EG notasyonuna alışırsanız aslında burada ne yapmanız gerektiğiniz çok basit ortaya çıkacak. 3 i 3 çarpı i tekrar yazalım. Artı j yazacağım buraya. Bakın geri kalanla hiç ilgilenmiyorum. E burada j'yi kullanmıştık. i aslında dışarıdan gelen row bilgisi olacaktır. i zaten satır ve satırı Rho belirliyor. Dolayısıyla 3 i artı j. i de Rho. Aynı şey kolunum olunca yani sütun olunca 3 çarpı i artı kol gelecek. Onu da yapalım isterseniz. Bu defa 3 i artı j de bakın artı kol olmuş oluyor. <laughs> Hemen burada örnekleri gösterelim. Sıfır olsun. Bir de row'u yazdırsın. Bunu da ilk satır ve ilk sütunlara yazdırmak üzerine ee, bakalım. Ha, şurayı açarken float pointer demeyi unuttuk zannediyorum. Evet. şu 2 diyoruz. Veriyi girdik. 1, 4, yetiş x sütun, 1, 2, 3, x satır. Bu şekilde aslında e, bunları da, bu fonksiyonları da düzeltmiş olduk. Trace hızlıca yazalım. Ama zaten burada da sadece formül değişikliğine gidiyoruz. Bakın 3i artı i olmuş oluyor. Yani bir nevi dört il bile yazabilirsiniz. Ben notasyon bozulmasın diye aynı bırakacağım. Ama aslında dört ile ulaşabiliyorsunuz. Ee, transpoza gelelim. Şimdi transpoza da aslında yapacağım tek şey. Yine şunları pointer'a çevirdikten sonra tabii. Bu şekilde. Ee, yapacağım tek şey şuradaki formülleri yazmak. Yani sağ taraf 3i artı j olacaktır. 3 çarpı i artı j. Bu şekilde. Burası da 3 çarpı j artı i olacaktır. Çünkü i ile j yer değiştirdi. Bunun haricinde yapmam gereken bir şey olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla çok basit bir... tabi mantığını da bildiğimiz çok basit bir değişiklikle... ...neyi görebiliyoruz? Aslında tek boyutlu da çalışabiliriz. <laughs> Bunu da 9 olarak tanımlamamız lazım. Bu şekilde bakın arada Tracy de denemiş olduk. 1, 2, 3 şu şekildeyken 1, 2, 3 buraya geldi. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Transpozunu aldık vesaire vesaire istediğimize aslında yapmış olduk. Burada bir şey daha söylemek istiyorum tabii ki. Ee, şöyle bir şey de mümkün. Ee, mesela burada ben iki tane pointer alıyorum. Ee, burada yapabileceğiniz şey veya şu fonksiyon içinde mesela. Burada işte bir tane pointer alıyorum. Bunları bu şekilde yapmak durumunda değiliz. Ben tabii şeyi kullanmayı seviyorum. Bu şekilde yazdığınız zaman e, stack memory kullanıyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir işte ben pointer'ın içine e, memory allocation yapmış mıydım? sistemden memori istemiş miydim hafıza istemiş miydim onu silmem gerekir mi free yazmam gerekir mi pointer silmem gerekir mi gibi bir şey kullanmadım ama bu eğer sizin hoşunuza gitmiyorsa eğer stack memori değil de ben heap memori de kullanırım e diyorsanız eğer o zaman burada değişiklikler yaparsınız bu matris read dediğiniz şey kendisi bir şey oluşturur matris oluşturur içini doldurur pointer'ı return edebilir o zaman return float pointer olur burası ve burada hiçbir şey almaz. E, print yaparken böyle bir imkanınız olmayacaktır. Print roll'larda vesaire de değil. Ama mesela şurada transpose alırken ben ikinci matrisi sıfırdan alıyorum. Belki siz şunu istersiniz. Bir float pointer döndürsün. Bana bunun bir kopyasının transpoz bilgisiyle döndürmüş olsun. Ben onu o şekilde kullanacağım diyebilirsiniz. E, bu şekilde değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Ben burada biraz daha e, memory efficient yani e, hafıza optimal bir şekilde ilerlemiş oldum. E, bu şekilde çalışmak, e, sabit boyutta çalışmak her zaman daha iyidir aslında. Tabii uygulamaya göre de değişir. <laughs> Şimdi gelelim bir başka e, soruya. Yine tabii matislerle ilgileneceğiz. Bu defa birazcık e, farklı bir şeyimiz var. Yine buna dayanıyor. Reshape diye bir fonksiyonumuz var. E, bu reshape'i nasıl yapacağız? ReShape'in e, amacı şudur. Elinizde işte mesela 3'e 3 bir matris vardır. ReShape kullanarak bunu işte 9'a 1, 1'e 9 boyutlarına dönüştürüp e, o şekilde bir veriye çevirebilirsiniz. Bu özellikle işte çift sayılarda daha belki farklı olanaklar sunabilir. İşte ne diyelim 4'e 4 bir matrisiniz var. E, i̇şte 8'e 2, 16'ya 1 gibi farklı boyutlara e, dönüştürülebiliyor. Böyle bir matris fonksiyonumuz var. Bunu nasıl yazarız? Ona bakacağız. Şimdi e, bu noktada tek boyutlu olan üzerinden ilerleyebiliriz. Ben şurayı komple kopyalayayım. Bu şekilde yapıştıralım ve e, tabii öncelikle biraz değişiklikler uygulamamız gerekecek. Mesela aslında az önce bahsettiğim şekilde bir şey yapılabilir. E, matrisin değişken boyutlu olduğunu varsayalım. Çünkü reshape için biraz gerekli olan bir şey bu. E, dolayısıyla yapacağımız şey şu. Yine matris okuma kodu yazıyoruz. Yine float pointer olacak. Bu defa void değil float pointer olacak. Bahsettiğim mevzuya da biraz örnek göstermiş olacağım. E, ve boyutları da return etmek istiyorum. Onları da bu şekilde int m ve int pointer n olarak yazacağım. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden int pointer yaptık? Pointer yapmayalım. Şu şekilde yapalım diyebilirsiniz. O zaman baştan boyutu belirlemiş oluyorum. Burada argüman tek yönlüdür. Bakın buraya eğer pointer gelmezse bir sayı gelecektir. Mesela 3'e 2 gelecektir. Ve o sayıyı ben burada kullanabileceğim. O kadar. Eğer pointer'a çevirirsem o zaman dışarıdan ben iki tane int değişkenin adresini talep ediyorum. Bu adresin içine yazıyorum. Scanf'de olduğu gibi aslında bu bir çeşit return'dur. Pointer kullanarak return yapma imkanıdır. Şimdi matrisi giriniz. Tabi matrisi girinizden önce bunu yine yazalım belki ama printf m yani bu defa şeyi okuyoruz. Bakın Satır sayısını okuyacağız. Scanf yüzde d m. Bakın int m yazmadım, m'in adresi yazmadım. Böyle bir şey yazdığım zaman adresin adresi olmuş olacak. Int m e, değil, de, int pointer m olduğu için zaten bir adres. Yani int pointer dediğiniz şey burada aslında int yıldız yazdığınız şey zaten adres. O yüzden burada m adres olduğu için hiç end işareti koymama gerek olmayacak. Aynı şekilde n boyutunda okuyalım. Şimdi bunu okuduk ya. Bu noktada artık bir <laughs> yine şey oluşturuyorum, bakın pointer oluşturuyorum. Bir matris oluşturalım. Buna S diyelim. Ve bu matrisi daha önce de geçen hafta, geçen derste de maloku gösterdim diye hatırlıyorum e, memory allocation, malloc dediğimiz fonksiyonu kullanarak yapacağız. Bizden ne kadarlık alan istediğimizi soruyor ve bu alanı da byte temelinde soruyor. E, veri tiplerinin boyutlarını konuşurken bir size of'un olduğunu, size of diye bir fonksiyonun olduğunu e, ve bu size of float dersek mesela float atıyorum işte 4 byte 4 geri döndürecektir bize. E, biz de m çarpı n çarpı flotluk alana ihtiyacı duyuyoruz şu an. Çünkü tek boyutta ben bunu tutacağım. Ee, ve bu e, alanı matris için kullanacağım. Dolayısıyla şimdi m çarpı n çarpı e, size of düşünebilirsiniz. Fakat burada da şöyle bir problem var. Editörde hata veriyor bakın. m e, bir pointer, bir adres. Dolayısıyla adresin içindeki değere ulaşmanız gerekiyor. Yıldız m yaparsanız o zaman Bakın şu kısım artık bir sayı, integer veya e, evet bu durumda integer, integer olmuş olur. Aynı şekilde çarpı yıldız n dediğinizde e, yine bir sayıya dönüşmüş olur. Eğer bu sizin için e, karışık geliyorsa şöyle yapabilirsiniz. E, şunları pm pn olarak tanımlarsınız. Böyle bir e, notasyon var. <laughs> Int mn tanımlarsınız. Sonra dersiniz ki işte m eşittir e, Şunlara da tabii pointer diyeceğiz. Şu şekilde. Pointer'ları okuyacak. Onun sonra işte m eşittir. pm'in gösterdiği değer veya n eşittir. Ee, p, pn'in gösterdiği değer deyip bunun üzerinden işte bunlar m n s o zaman ben buraya işte ne yapacağım m çarpı n yazacağım diyebilirsiniz. Ama bu e, bana sorarsanız yolu çok fazla uzatıyor ve e, unutma ihtimalinizi getiriyor. Çünkü pm'dekini e, m'e ve n'e ...aktarmazsanız PM PN ve PN'dekileri o zaman doğrudan MN yazarsınız ama MN sıfırdır veya random bir bilgi vardır. Dolayısıyla hata yapma ihtimaliniz çok ciddi yükselir. İlk başlarda belki yapılabilir ama dediğim gibi yine de hata yapma ihtimaliniz çok ciddi yüksek. O yüzden biraz pointer kısmına alışmamız gerekecek. Şu şekilde bakın. Yıldız M, Yıldız N dediğim zaman bunların adres olduğunu bildiğim için içindeki değerler alınıyor... Örneğin 4'e 2 girildi. E, yıldız M 4'tür. M 4'ün adresidir. İşte 2 ise N, yıldız N değeri 2 tutar. N dediğiniz zaman 2'nin tutulduğu adresi verecektir. Biz de burada bakın adresleri alıyoruz. <laughs> o yüzden de bir nevi return etmiş oluyoruz. Evet şimdi şöyle bir sorumluluk oluştu. Biz malloc kullanarak bir heap memory talep ettik. Memory talep ettik alan talep ettik. Daha sonrasında bu alanın temizlenmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ee, <laughs> tabii şu an mesela bir printf, scanf ile güzel bir arayüzümüz var. Burada da şöyle bir durumumuz olacak. 3'e ee, 3, e 3 değil artık çalışacağımız matrisler. Değişken boyut. O yüzden yıldız m. Yine aynı şekilde yıldız n olarak bunu kullanacağız. Yani m'e n N burada satır sayısı, en burada sütun sayısı şeklinde olmuş olacak. Şimdi şey örneğinde 1, 2, 3'te 4, 5, 6 ve 7, 8, 9 örneğinde aslında sütunun kaç tane olduğunu baktık. Çünkü sütunları yan yana koyuyoruz. O yüzden biz burada yine sütunların ne olduğuna bakıp artık 3 çarpı i artı j yerine Yıldız n çarpı i artı j şeklinde bir şey kullanacağız, ee, formül kullanacağız diyelim. Neden? Çünkü m e n, m satır, e, n sütun olmuş olacak. Sütun sayısı bizim kaç e, ile çarpıp sıçrayacağımızı, kaç tane... E, Örneğin 3 i'de olduğu gibi 3 elemana 3 eleman 3 atlayacaksak, N eleman atlayacaksak en eleman en eleman, eleman atlayacağız burada. O yüzden şu hesabı nasıl yaptığımız kısmını birazcık oturtmak gerekiyor kafada. Ee, eğer oturtabiliyorsak hiç problem yaşamayacağız. Aslında oldukça e, kendini iyi anlatan bir kod. E, bu tabii ki şey hem değişken matris kullanmanın bir handikapı burada. Hem bunu veriyi e, kullanıcıdan okuyoruz hem bir de işte bunların hepsini bilgi olarak return ediyoruz bir kere de. O yüzden biraz karmaşık bir kod. Bu konuda e, hakkını yemeyeceğim kodun. Ama dediğim gibi <laughs> yaptığımızın aslında her şeyin adım adım mantığı belli. Şimdi e, çünkü burada return etmek istersek e, belki haftaya veya ondan sonraki haftalarda isteyeceğimiz bir derste buraya geri dönüp bunu biraz daha güzelleştirebiliriz. E, ...return etmek için struct vesaire yapılar kullanıp... ...onun içinde kullanabilirsiniz. Ama şu an için biz onları bilmediğimiz için... ...bu şekilde e, yapmış oluyoruz. Şuraya bir print ekleyelim. Yapışık göstermesin. E, ve daha sonrasında return matris yapacağız. Artık e, şunu varsayıyorum. Bunlar zaten önceki kodda çalıştığı için... ...burada da çalışır. E, yaptığı şey i'inci satır, reinci sütuna veri yazmak... Ee, okuduğu veriyi koymak. Dolayısıyla return ettikten sonra yeni oluşan şuradaki matris değişkenini dışarıda yani main'in içerisinde burada kullanmamızı sağlayacak. Şu kısımları komple siliyorum. Belki şöyle yapsak daha iyi olabilir. Şöyle siliyorum. Şurayı siliyorum. Ve hatta artık sadece float pointer ile çalışacağız diyebiliriz. <laughs> artık sadece bir Adresim ne olacağını biliyorum. Ne kadar boyut yer kapladığını, kaça kaç olduğunu vesaireyi bilmiyorum. Onlara geleceğiz. <laughs> Matrisleri yaptığımıza göre, bir matris okumayı yaptığımıza göre, bir de e, matrisi yazdırmayı yapalım, print yapmayı e, yazalım. Int m ve int n. M ve n. Şimdi tabii burada e, boyutları bir gösterelim şekilde diyelim. Yüzde D'ye yüzde D bir matris olduğundan bahsedelim. Ve buraya M ve N değerlerini koyalım. Yeni satıra geçsin. Daha sonrasında burada M'i kullanacağız. Şurada N'i kullanacağız. <laughs> Formülümüz N çarpı I artı J'di. Bu şekilde. Ee, aslında bundan sonrasını sanırım zaten sil edebiliriz. Şu şekilde bu kısmı da yok etmiş olalım. Evet ne yaptık? Bir matris read kullandık. Şimdi burada hem m ve n boyutlarını return etmek istediğimiz için hem matrisin kendisini return etmek istediğimiz için değişken bir matris yazdığımız için 3 e, tane pointer var burada. E, i̇lk önce boyutların pointerlarını kullanarak onun içine veri yazıyoruz. Daha sonra bu çarpım sonucu 9 elemansı mesela 3'e 3 ise m3 n3 ise buralarda 3'ler tutulmuş olacak. 9 çarpı float boyutunda bir alan tahsis edilecek. Daha sonra ee, işte 3 olana kadar 3 olana kadar satırlar sütunlar veriyle doldurulacak ve içeride oluşturduğumuz için dışarıya bunu return ediyoruz. Daha sonrasında bakın burada pointer kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Gerek var mı? Yok. Çünkü pointer kullanımının amacı aslında yazılan veriyi e, elde edebilmek. Eğer bu m ve n bir nevi return edilecekse veya içeriği değişecekse, o zaman pointer kullanıyoruz. Ama biz burada sadece bu boyutların ne olduğunu kullanıp matris yazdıracağız. Bu sebeple herhangi bir e, pointer vesaire tanımlamıyoruz burada. Burada read only, burada da read write gibi düşünebilirsiniz. Eğer text vesaire dosyalarını düşünürseniz, yani burada sadece e, şurada sadece okuma yapılıyor bunlara, sadece değerler okunuyor. Burada ama mesela hem değer okunabilir, hem değer yazılabilir. Burada da yine öyle. Değer okunabilir, yazılabilir. Hatta burada pizza return de ediliyor. <laughs> Bunu void yazıp float'u buraya çekebilirsiniz bu arada. Return etmek zorunda değilsiniz. Yine pointer kullanırsınız ve hiç return ile uğraşmazsınız. O da mümkün. Yani C size birçok şey sağlıyor, imkan sağlıyor. Şimdi burada tabii şey bize kızdı. Neden? Çünkü dikkat ederseniz hem M hem de N boyutları lazım. Bir de biz bunu bir yerde tutacağız. <laughs> dolayısıyla matrix eşitlere döndü artık notasyonumuz. Bir de int m ve n yani satır ve sütun sayılarının boyutlarının bu şekilde e, kullanılması lazım. Tabii şimdi m ve n'i bu, bu şekilde geri, e, direkt döndürürsek aslında bakın int n point, pointer n pointera uymamış oluyoruz. E, dolayısıyla. Uymamız için ne yapacağız? Scanf'de olduğu gibi bunları pointer'a çevireceğiz. Yani adresini elde edeceğiz. Fakat burada mesela m ve n olarak kullanabilirsiniz print'te. Bunlar tamamen benim şuradaki fonksiyon tanımlamalarımla alakalı. Dediğim gibi şunu void yapıp float pointer'ı buraya çekip bu matris float point, matrisi şuraya argüman olarak ekleyip matris eşittir deyip malloc yapabilirsiniz. bu şekilde kullanım mümkün. M ve N'in kullanımı e, burada tabii önemli. Bunu pointer yapmak mümkün ama bence çok mantıklı değil. Matris read derken bakın aslında burada şunu açıklıyor. Bu matris pointer'ın e, içi doluyor. Ve aynı zamanda M ve N'lerin adresleri alınıyor. kanefteki gibi içi dolduruluyor. Yani şurada tamamen bakın şurada eşittir sıfır yapma ihtiyacı bile duymadan doğrudan 41. satırdaki kodu yazdım. M ve N adreslerini al bu adreslere boyutları yaz. Ee, ve bana bir matris oluştur, değerlerini oku ve bunu matris pointer'ında tut. Ee, burada sadece return'ı kullanacağım için her şeyi matris pointer'ını al benden m ve n boyutlarını al ama e, sen nasıl yazılacağını biliyorsun. E, yazdır demiş oluyorum. Şimdi değişken e, boyutlu matris kodumuzu bir değerleyelim. Bakalım. Bir de <laughs> çalıştıralım. Bakın bizden kaça kaç istediğimizi soruyor. 2'ye 2 iki diyelim. 1, 2, 3, 4. Bakın. Yaptığımız şey m ve n'i girdik. Bakın m ve n'i girdik. Bu aslında nereye gitmiş oldu? Şu m ve n'i aynı scanf'te olduğu gibi okumuş oldu. Bakın notasyon birebir scanf'e benziyor. Ee, dolayısıyla scanf olsaydı m ve n'i tanımlayıp scanf nasıl okuyacaksanız burada da aynı şekilde okumuş olduk. Matris pointer'ını geri döndürdük. Elimizde bu matris pointer'ı tutuldu. Daha sonra ne yapmış olduk? Aslında <laughs> ee, e, matris print'e gittik. M biliniyor, n biliniyor. Matris pointer'ının içi dolu. Tek tek her şeyi yazdırdık. Ee, yazdırırken hem boyut bilgisini de vermiş olduk. 2 satır 2 sütun hem de matrisi istediğimiz gibi yazdırmış olduk. Şimdi tabii bu e, açıkçası eksik bir kod. O da şöyle. Eğer siz bir yerde e, malloc çağırdıysanız özellikle burada mesela e, kodunuzun sonunda bir de free çağırmanız gerekiyor. E, bakın bu da malloc'un içerisinde bir dosya. <laughs> e, ve o adresi artık kullanımdan kaldırdığınızı söylüyorsunuz. Bunu mesela üst üste yapabilirsiniz. İşte matrisi kullandım, free'ledim, tekrar kullandım. O hafızayı tekrar kullanabilmek için, heap memoryyi tekrar kullanıma açmak için yapmanız gereken bir şey bu. Yapmasanız da çok problem değil. Ama yapmak iyi bir alışkanlık. Hatta genellikle şöyle yapılır. E, float matris sıfıra eşitlenir. Daha sonra eğer matris... İşte eşit değildir sıfırsa free denilir ya da bunun daha kısa versiyonu da hatta matris değilse denir free denilir şimdi sıfırsa eğer bakın e, sıfırın değil'i e, bunu boolean olarak algılıyor bu noktadan sonra bu null olmuş oluyor veya false olmuş oluyor e, tersini alınca true olmuş oluyor yani matrisin içi eğer birse demek oluyor bu e, şu sonuç birse ya da matrisin içi sıfırsa o zaman e, işte <laughs> e, free şöyle bakayım bir saniye yanlış söylüyorum çünkü zannediyorum şimdi matrisinin içi sıfırsa matrisinin içi sıfırsa free yapmış oluyoruz aslında matrisin içi sıfır değilse Free yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu biraz kafa karıştıracak. Şöyle yazayım daha iyi olur. Eşit değildir sıfırsa diyelim. Çünkü zaten boş olan bir şey muhtemelen free de kontrol ediyordur. Bundan da emin değilim ama e, matrisin sıfır olması durumunda free yapmaya gerek yok. Yani şu arayı kapatırsam eğer matrisi sıfır olarak tanımladım, e, matris sıfır değilse free yap demek bu. Çünkü eğer bir şey tanımladıysanız bu adres sıfırdan farklı bir şey gösterecektir. Bir sonuç döndürecektir. <laughs> Dolayısıyla burada da e, sıfır değilse free yapmak istiyoruz. E, bu tabii çok daha güzel çözümleri olan e, akıllı pointerlar vesaireler konuları var. Ama bu şu an bizi aşıyor. Bizim yapacağımız şey şu. Eğer her zaman free çağırmak istemiyorsak sadece o malloc çağrıldıysa çağırmak istiyorsak böyle ufak bir önlem alabiliriz. Deriz ki içi sıfır olsun. Sıfır değil ise free yap. Sıfır zaten kullanmamışımdır. Free'ye de gerek yoktur gibi bir parça kod ekleyebiliyoruz. E, zaten çalış, değerleyip çalıştırdığımızda hiçbir şeyin değişmeyeceğini göreceksiniz. Ben mesela 2'ye 1 girmek istiyorum şimdi. 1 ve 2 dedim. Bakın 2'ye 1 bir, bir matris tanımlamış olduk ya da bir vektör. E, ve bunu da düzgün bir şekilde göstermiş oluyoruz burada. Şimdi tabii bizim amacımız sadece bu değildi. Bizim amacımız e, farklı matrizler e, okuyup, bunların boyutlarını değiştirmek yani reshape yapmak. Şimdi reshape yapabilmenin tabii bir kuralı var. Yani aslında boyutunu değiştir anlamına geliyor ama içindeki veriyi bozmuyoruz veya içindeki veriyi çöpe atmıyoruz. Dolayısıyla aslında burada yapmamız gereken şey boyutun kontrolünü yapmak. Dolayısıyla şöyle bir reshape fonksiyonu yazalım. Yine ben oluşan reshape sonucu oluşan yeni veriyi return edeceğim siz dediğim gibi return etmeden de bunu yazabilirsiniz. <laughs> reshape. Reshape'in neye ihtiyacı var? Öncelikle matrisin kendisine ihtiyacı var. Sonra orijinal boyutlara ihtiyacı var. Daha sonra reshape sonucu oluşacak yeni boyutlara ihtiyacımız olacak. Ama şimdi takdir edersiniz ki bu Yeni boyutları e, düzgün seçmek gerekir, yapılabiliyor olması gerekir. Şuraya hemen yeni bir plot pointer matris 2 e, deyip sıfır eşleyeceğim, sıfır eşleyeceğim çünkü daha sonra burada şunu kopyalayıp onun içinde kullanabileceğim. E, bir şey sıfıra eşit değilse free çağrılmalıdır, sıfıra eşitse gerek yoktur e, varsayımı üzerine gidiyor. Şimdi benim derdim şu. E, burada malloka da geri dönersek şunu göreceğiz. malloc'un içinde bakarsanız M çarpı N çarpı size of float gibi bir alan ayarlıyoruz biz. <laughs> biz yine aynı şekilde alan ayıracağız. Dolayısıyla ben aslında şunu komple kopyalayabilirim. Şu şekilde. Tabii şu tanıma matiz 2 diyelim. Buradaki fazlalıkları da kaldıralım. Bunlar artık burada çünkü pointer değil. Şu şekilde bir tanımlama yapacağım. Hatta e, doğruca doğrucu olmak gerekirse M2 çarpı N2'lik bir alan tanımlayacağım. Çünkü bu artık yeni boyutum olacak. Fakat bunu yapabilmem için birebir veri aktaracağım düşünülürse M çarpı N'in M2 çarpı N2'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla eğer M çarpı N eşit eşit M2 çarpı N2 ise bunu yapmak istiyorum. Bu şekilde. Haricinde yapmayacağım bakın. Ve şuraya bir de return e, matris 2 diyelim. Döndüreceğim. Bunun e, anlamı da şu. Mesela dedim e, az önce örnekler vermeye çalıştım. 4 çarpı 4 bir veri var elimde. Ben bunu 8 çarpı 2'ye 16 çarpı 1'e çevirebilmek istiyorum. Yapmak istediğim şey bu. Ha içindeki veri anlamlı dağılır, anlamsız dağılır ona dikkat etmiyorum. Ben tamamen matrisleri dönüştürmekten bahsediyorum. Bunları dönüştürmek istiyorum şu şekilde. E dikkat ederseniz 4 4 <laughs> 16. 8 çarpı 2 de 16. 16 çarpı 1 de 16. Yani her bir veri gidecek bir yer bulacaktır burada. E, ee, bunun haricinde sayıları kabul etmememiz gerekiyor reshape'den. Bunu da bu şekilde sağlamış oluyoruz bakın. Peki. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ee, şimdi yapacağım şey şu. İhtiyacım olan şey int i ve j. Hatta bir de I2 ve J2. Buradan tahmin edeceğiniz üzere aslında I ve J orijinal matrise ait olan veriler olacak. I2 ve J2 de yeni oluşacak olan matrise ait veri olacak. Yapmaya çalıştığım şey doğru elemanı doğru yere eşitlemek. Bundan başka bir şey ihtiyacım yok. Bunu yapmam yeterli. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi veri bazlı gideceğim için ben size değişik bir şey göstermek için tabii böyle bir şey oluşturdum. Örnek oluşturdum. Ben yeni bir değişkenle k ile m çarpı n yani mesela 4'e 4 ise 16'ya kadar sıfırdan 16'ya kadar tüm veriyi dolaşacağım. Tek boyutlu tutuyoruz ya. Elimizde matris varsa eğer matrisin kaanca elemanıyla ilgileniyorum ben. Bunu düşünebiliriz. Ben bu matrisin kaanca elemanını matris 2'de nereye yazmalıyım, nasıl yazmalıyım? Oluşturmaya çalışacağım şey bu. Ee, şimdi aslında burada merak ettiğim şey şu: Bizim elimizde e, n çarpı i artı j gibi bir formülle aslında sanki iye j iki boyutlu e, dizisi kullanıyormuş gibi bir formülümüz var. Burada sadece tek boyutta kullanıyoruz bunu. Bakın şu şekilde. <laughs> Ama biz bunu i'ye j kullanacakmış gibi yapmaya çalışacağız. Şimdi siz bunu kendiniz reshape'ı e, iki boyutlu dizlerde deneyebilirsiniz. Düşündüğünüzde aslında e, satır sütun olarak baktığınızda 4'e işte 4, 8'e e 2, 2'ye 8, 16'ya 1, 1'e 16 gibi farklı versiyonlara bunu çevirebileceğiz. E, bunun için şu İki boyutlu dizileri kullanmayı deneyin derim ben. Ben size tek boyutlu dizi versiyonunu göstereceğim. Ve burada da yapmak istediğim şey şu. Normalde bizim dediğim gibi n çarpı i artı j gibi bir formülümüz var. Buradan biz e, i ve j'yi biliyorsak buna ulaşıyoruz bakın. Okun yönü şu şekilde dolayısıyla. Fakat dikkat ederseniz ben aslında burada bir nevi indeksi oluşturuyorum. İndeks diyelim şu şekilde. Ve sıfırdan işte kaç eleman varsa hepsine gidiyorum. Yani indeks var elimde. Şu eşittir indeksti. Ben şu an bu indeksi kullanarak nasıl i ve j'yi elde ederim buna ihtiyaç duyuyorum. Çünkü burada m ve n'leri de değiştirerek bu indeksleri otomatik oluşturabilirsem doğru şeyi doğru şeye eşleyeceğim. <laughs> Önce göstereyim sonra üzerinden anlatayım. Zannediyorum o şekilde ancak oturur. Çünkü biraz anlatılması zor bir durum. Şimdi dikkat ederseniz elimizde e, boyutlar var. M var ve N var. Ve elimizde bir indeks var. Şunları sileyim. Ve biz istiyoruz ki e, bu indeksi kullanarak I'yi ve J'yi bulalım. Yani I eşittir bir şey, J eşittir bir şey. Ve biz bunları bu indekslerden hesaplamak istiyoruz. Yani hangi satırdayız, hangi sütundayız ona bakmaya çalışıyoruz. Üçe ee, 3'lük e örneğe geri dönersek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gelecek veri olarak indekse. Bakın bu şekilde 3'e 3 olursa eğer. Ee, ve biz burada <laughs> bu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u kullanarak hangi satırda hangi sütunda olduğumuzu bulmaya çalışacağız. Şimdi hangi satırda olduğumuzu bulmak için aslında elimizde şöyle bir ipucu var. Ee, bölüme bakarsak yeterli. Yani elde ettiğimiz verinin 3'e e bölündüğü zaman elde ettiğimiz sonucu bize hangi satırda olduğumuzu söyleyecektir. 0 bölü 3, tabii burada integer böl bölmekten veya bölümden e, bahsediyorum. Yani kaç kere var? 0'da 3 kaç kere var? 0 kere var. 1'de de 0 kere var, 2'de de çünkü bunlar küçük. Ama mesela 3'te 3 bir kere var. 4'te 3 bir kere var. Artanları var. <laughs> 5'te de 3 bir kere var. 6'da 3 2 kere var. Ha, demek ki bu bize aslında ihtiyaç olan i'yi verebilir. Burada integer bölmesi bakın integer bölmesi diyorum. Çünkü normalde bölüme karşılık geliyor. Burada yapacağımız şey indeksi eğer m'e bölersek bakın i'nin de integer olduğunu unutmayın. Integer bölmesi yapıyor. Kaç kere var içerisinde? E, sorusunu sormuş oluyor. Bunu doğrudan indekse yaptığımız için elde edeceğimiz şey hangi satırda olduğumuz olacaktır. Hangi sütunda olduğumuz da aslında tem ki o artanlar boş değil. Burada bir artan yok. Dolayısıyla sıfırıncı sütundayız. Burada artan bir, birinci sütunda. Artan iki, ikinci sütundayız. Mesela üçte artan yine olmayacaktır. Üçün katı. Dörtte artan bir, e, beşte artan iki. Sıfır, bir, iki, sıfır, bir, iki, sıfır, bir, iki. Sürekli karşınıza çıkacak bakın. Dolayısıyla burada da mod operatörü en kullanacağım. Ve böylelikle aslında tek boyuttan indeksten yola çıkarak i ve j'yi çıkarmış oldum. Biraz ters bir işlem dediğim gibi. Normalde i ve j'yi versem n çarpı i artı j'den ben indekse çıkıyorum. Ama geri indekse nasıl dönerim de göstermek istediğim için bir örnek teşkil etmesi açısından bunu kullandım. E şimdi ben bunu kullanarak i'yi ve j'yi hesaplayabiliyorsam bu i ve j önceki m ve n boyutuydu. Ben bunun aynısını m2 ve n2 için yapar. Bu defa nereye gitmesi gerektiğini bulurum. Yani elimde i2, j2 var, n2 ve m2. Yani burada karşımızda şu var. Bu tek boyuttaki indislerin aslında m'e n boyutta hangi satır sütunlara karşılık geldiği, m2'ye n2'de hangi satır ve sütunlara karşılık geldiğinin hesabından ibaret. Bunu yapabiliyorsak konu kapanıyor. Ve... Ee, I2, 2 için artık bundan sonra kullanacağım şey şu. Matris e, ee, M2'ye I2. Aslında N2'ye I2 sanki. <laughs> N2'ye I2 artı J2 yeni boyutları hesaplamış olduğum eşittir. Matris K. Bu matris e, K'ya indeks demiştik. Matris indeks yazabilirsiniz. Ya da alternatif olarak N çarpı I artı J de yazabilirsiniz. Size kalmış. Hiç fark etmez. E, ister i̇ster matris indeksi kullanın, ister bunu kullanın. Yaptığımız şey şu an eşlemek oldu. Şimdi tabii e, bunu yaptıktan sonra MN'i okuduk, print dedik. O zaman bir tane matris 2 oluşturalım. Ve bu Mats 2'yi de kullanmak için e, reshape'i pardon kullanmak için ne yapacağız? Matris 2 eşittir matris 6 matris diyelim. Şimdi verileri tanımladık. Matrisi okuduk. Matrisi yazdırıyoruz. Sonra reshape diyoruz. Matrisin bilgisini veriyoruz. Matris ee, M ve N 2'ye 2 olsun mesela. Yeni boyut. Demek ki mesela 4'e 1 girebiliriz. Ya da 4'e 1 olsun boyutu. 2 2 girelim. Ee, daha sonra da Matis 2'yi bir de yazdıralım. Eğer Matis 2'de bir veri varsa o zaman Free Matis 2 diyerekten de ne yapmış olalım? Aslında içeriği temizlemiş olalım. Q3 diyelim. 4'e 1, 1, 2, 3, 4 demiş olduk. Ee, ve bir yerde zannediyorum hata yapmış olduk. Hemen hatamıza bakalım. yazdırırken zannediyorum şöyle e, de dörde bir dediysek iki 2, 2 girdiysek şurada da dörde bire göre yazdırmamız gerekir. Eğer başka bir hatamız yoksa. 2'ye 2, 1, 2, 3, 4 diyelim. 4'e 1 boyutu bu defa doğru geldi. Ama halen bir de hata var. Şurayı M2 olarak deneyelim bir de. Matris indeks olarak deneyelim. Um, gelelim. 2 2 1 2 3 4 Dön matrisi 2 dedik. Şurada Dön matrisi diyelim. Ha, evet matski yazacaktık. Çok pardon. Yanlış yere yazmışız o yüzden. Tamam. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Return ediyoruz. Link 2, 2. index. Hmm. bunu yanlış yapıyoruz acaba bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz ama ne yapıyoruz Mats not 600. MN. Bir şey yapıyoruz. 4'de 1 olacak. Mats 4'de 1. Şöyle bir şey yapalım. Şuradaki izi değerlerine bir bakalım. Yüzde %de, yüzde %de. Yine satır i5, i'yi doğru ayıklayıp ayıklamadığımızda hemen bakalım şu şekilde. Doğru ekliyoruz. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Herhangi bir sorun yok. Ee, i2, j2'ye bakalım. burada mı hatamız? Evet burada bir hatamız var. Neden var? Hepsinin sıfır gelmesi doğru mu? Değil. Neden hepsi sıfır geliyor. O yüzden de ilk 1, 2, 3, 4 sürekli aynı adres yazıyor. Hı. Hatayı bulduk. Sadece ufak bir problemimiz var. Neden? Bölmeyi neden yapamadık? İndex aynı işlem. 2 dedik. Herhangi bir problemin olmaması lazım. M2 N2. Ha, RHP M ve N bilgileri geliyor. 4'ü 1 girdik biz de. Mat security return ettik. Dönü en dışı da <laughs> <laughs> M2, N2 nedense I2 ve 2 de doğru değil. 4'e 1 geldiğimize göre 4'e bölümünden hep 0 gelecek. Burada 4 ile kalan olduğu için de artması gerekecek. Nedense bunu göremiyoruz. Bir hata var ama şu an nedense göremiyorum. Bir üç, giriyoruz. Şunu yanlış yazdım. Enter. Bu atmayı yapmasın. Öyle derleyip bakalım hemen. yok. Neden yapmıyor acaba? Başka hiçbir yerde de kullanılmadı. Enteresan. Burada benim şu an göremediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, niye göremiyorum bilmiyorum. Sorun olmaması gerektiği kanaatindeyim. Ama nedense bir yerde bir hatamız var. Dersini deneyelim bir. Olmazsa da ben koda daha sonra bakıp çalışan bir versiyonunu sizlere ulaştırayım. Dörde <laughs> bir girelim. Burada çalışıyor gibi gözüküyor. Şu atamayı da geri açalım. Evet, burada çalışıyor. Belki dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Birle bölümden dolayı veya birle ile opera operasyondan dolayı bir şey yanlış gidiyor olabilir. Ama e, mantık olarak kurguladığımız şeyde bir sorun yok. Sadece bakılması gereken ufak bir şey var. Onun haricinde şu an çalıştığını görebiliyoruz. Neden tersinde çalışmadı? Ona bir inceleyip ona göre yüklerim. Kodu muhtemelen. Şimdi e, normalde iki e, temel örneğim daha vardı. Onları hızlıca buradan e, göstereyim. E, çünkü zamanım tükendi. E, sizler de tekrar gidip bunun kodlarını da yazmaya çalışabilirsiniz. Kodlardan bir tanesi eğer üç boyutlu olsaydı, tek boyut kullansaydık nasıl yapardık? Onunla alakalı şuradaki bakın e, indeks mantığını çözmeye çalışabilirsiniz. Tamamen bunu örnek gösteriyordu. Bir de e, birden fazla e, şeyi... String'i bir listede nasıl tutuyorsunuz? Aslında bir nevi bu da e, iki tane köşeli parantez olan yani iki boyutlu bir dizi e, tanımına uyuyor. E, çünkü yine bunların her biri kendi pointer'ına ve kendi boyutuna sahip. adreste farklı bölgeler. Ama bunları bir e, listede tuttuğumuz için aslında bir pointer'lar listesi tutmuş oluyoruz. E, bu örneği de inceleyebilirsiniz. E, bu hafta e, benim dersten... Bu kadar Emre hocanız muhtemelen bekliyor. Emre hocanın dersine buradan geçebilirsiniz.